Herkese merhabalar. Daha önce süsleme aparatı kullanarak salep süslemesi yapmıştık. Şimdi ise bu aparatları elde edemeyenler, alamayanlar için evde kahvelerimizi, saleplerimizi nasıl süsleyeceğimizle ilgili kısa bir video çekeceğim. Siz de salep süsleme aparatı olmadan evde kendinizin oluşturduğu şekillerle bu kartonlara ya da kağıtlara çizdiğiniz şekillerle saleplerinizi istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi ben bu yıldız farklı bir şey olsun diye bu civciv kalıbını kullanacağım ve bu kalpli kalıbı kullanacağım. Siz de evinizde kalıp ya da şekil çıkarabileceğiniz ne varsa onu kullanarak farklı şekiller elde edebilirsiniz. Şimdi kullanacağım malzemeler sadece karton ya da kağıt, şekli çıkaracağımız aparat, makas ve kalem. Şimdi şeklimi çıkarıyorum. Ve bu ortasını kesip çıkaracağım. Makas ya da maket bıçağı da kullanabilirsiniz. Ben birazcık yer açtıktan sonra makasla devam edeceğim. Çünkü maket bıçağı ile kayabiliyor. Şimdi bu şekilde yıldızı çıkardım. Burası ile işim olmayacak. Ben bu kısmını kullanacağım. Diğer şekillerimi de çıkarıyorum ve sonra da saleplerimi süslemeye geçiyorum. Şimdi kalpli şeklimizi çıkaralım. Yani çok mükemmel bir çizim olmasına gerek yok. Yine bunun da kenarından maket bıçağı yardımıyla yer açacağım. Sonra makasla devam edeceğim. Şekillerimi çıkardım. Şimdi hemen salebimi yapmaya gidiyorum. Salep yapımı ile ilgili aparatla süsleme yaptığım videoda anlatım yapmıştım. Salep yapımına oradan ulaşabilirsiniz. Hemen gidip saleplerimizi süsleyelim şimdi. Saleplerimi hazırladım. Şimdi yaptığım kartonlarımı bardaklarımın üzerine yerleştiriyorum. Salebi çok ağzına kadar doldurmayın bardakların. Kartonlarınız ıslanmasın. Bu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra da bu süzgeç ile süslemesini yapacağım tarçınla. Buraya döküyorum ve bu şekilde süslemelerini yapıyorum.
Şimdi kartonlarımı alıyorum. Ve bu şekilde ortaya çıkıyor. Kalp biraz çok yayılmış ama yıldız çok güzel olmuş. Bu da civciv şeklimiz. Kalp şeklini biraz büyük yaptığım için fincana göre yaygın oldu. O yüzden onu şu an çekmiyorum. Bu iki şeklimiz çok güzel çıktı. Siz de fincanlarınızın boyutuna göre ayarlayarak süslemelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben salepimi bir de cevizle süsleyeceğim. Ceviz eklediğiniz zaman da ayrı bir lezzet ortaya çıkıyor. İsterseniz üstünü, isterseniz kenarlarını cevizle süsleyebilirsiniz. Civcivime bir de göz ekledim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.